başlıyorum ya. Yok arada bir 3'te 3 üç yaptım ben arka arkaya. İyi tamam. <laughs> BeinSports YouTube kanalına hoş geldiniz. Avrupa Şampiyonası'nda 12. günü geride bırakırken Doruk Keskin'le beraber 12. günü konuşmak üzere karşınızdayız. Yine iki maç olan bir günü geride bıraktık ve bu iki maç olan günde bilin bakalım ne oldu? Doruk yine 2'de 0 yaptı. <laughs> Şimdi böyle mi olduk ya? Ben 2'de 1 yaptığım için çok bugün onun önünde olduğumdan dolayı bunu şöyle ballandıra ballandıra çok anlatmak istedim. Çok <laughs> hazırlıksız bak hiç beklemiyordum gerçekten. Hemen bayi bölümümüz ekranlara geldi. Yaptığımız tahminler ve ardından oluşan bilanço puan durumu diyecektim. Sen bir de var ya beni programın sonunda gör. daha da saçma tahminlerim var. <laughs> Çek İngiltere maçı için ikimiz de beraberlik demiştik. İkimiz de gafil avladı İngiltere. Ben Hırvatistan kazanır demiştim çünkü Gilmore yoktu. İskoçya'da ve tahminlerim de doğru çıktı. Ee, hiç yanılmadım o maçla ilgili <laughs> çok Önceki şey. maçlarda olduğun gibi işte harika tablomuzda <laughs> ekranda Ama dün Doruk beni geçmişti artı bir yazmıştı Bugün yakaladım onu neyse ki ikimiz de aynı skandal görüntüyle Grup devam maçları ediyoruz. bittiğinde net benden önde olacaksın ee, Bakalım kısmet Böyle bir totem olsun <laughs> Peki efendim devam edeceğiz tabii ki Maçın maçın değil tabii Programın sonunda Bugünle ilgili tahminlerimizi de sizlerle paylaşacağız Başlangıç ve ana yemek vardı bugün ama başlangıç epey bir şöyle zengin çok sayıda tapas tadında ortaya birçok şey sipariş ettiğimiz hepsinden küçük küçük tatlar aldığımız bir başlangıç oldu Hırvatistan İskoçya karşılaşması Hırvatistan çünkü hayal kırıklığıydı yani gerçekten en kötü takımlardan bir tanesi olarak nitelendiriyordu Hırvatistan'ı ben bugün kendilerini bulacaklarını düşünmüştüm dün daha doğrusu ve buldular o yüzden de mutluyum tabii ki mod için 35 yaşında gol atmaya devam ediyor olması, gol katkısı yapmaya da keza devam ediyor olması, işte asist yapması. E bununla beraber Hırvatistan formasıyla en genç gol atan oyuncu unvanının ardından en yaşlı oyuncu olması da onun da başarılarını şöyle bir perçinledi gibi oldu Dorukçum. Şu anda da 11 ekranlarda. Sen nasıl gördün? Sen çok fazla etkiledi mi Gilmar'ın yokluğu? Çünkü ikinci maçta İngiltere karşısında onun varlığıyla aslında çok güzel bir maç izlemiştik. O da Covid olduğu için takımdan ayrıydı ve sanki onun yokluğu orta alanda etkiledi gibi. Kuşkusuz İskoçları etkilemiştir ama ben maçı e, Hırvat cephesinden biraz bakacağım çünkü... Galiba Zlatko Kudaliç'in yaptığı değişiklikler bugün galibiyeti getirdi. Demin 11'i de geldi. Bruno Petkoviç ile başladı uçta en uçta ki daha önce bu programlarda hani Antere için ileride tek başına olamayacağını evet. iki maçın sonunda da söylemiştik. Zlatko Kudaliç de demek ki bu programı birin Sports YouTube kanalından takip ediyor. Seni dinlemiş ve demiş ki ee, doğruyu dinlemeliyim. Bizi dinlemiş. <laughs> Kendisine selamımızı da iletelim. Bu maç Bruno Petkoviç ile başladı. Hem Bruno Petkoviç başladı hem de Vlasic ile başladı. Vlesic özellikle Hırvatların işte Hırvat gazetecilerin turnuvanın başından beri neden oynamadığını sorguladıkları bir oyuncuydu. Hem onun katkısı hem Zaten ilk gol ondan geldi. İlk gol ondan geldi. Hem de Petkovic'in katkısı. Tabii ki maçın önüne çıkanları Perisic ve Modric'ti ama o takımı ateşleyen o bir hava vardı Hırvatların üzerine. Top oynamıyordu takım. Koşmuyordu, mücadele etmiyordu ilk iki maçta. Bu ikili onu değiştirmişe benziyor. Çünkü özellikle Petkovic daha çok bir on numara özelliklerine sahip. Dokuz, tabii ki bir 9 numara ama işte dribbling yapabiliyor. Fiziğine göre daha Pasol bir oyuncu. Mesela Modric'in golünde gizli kahraman bence Petkovic'ti. Yani çok görünmedi. Ön asisti o yaptı ama o ceza sahasına yaptığı koşu ve e, sırtı dönük tekrar Kovac'a yaptığı servis o İskoç savunmasını açtı. E, Keza Viles işte zaten Vilesi de işte bir forvet gibi oynadı. Sürekli Petkovic yanındaydı. Maçı izlerken de nerede oynuyor? Ya yani sağ oynama, ama evet. bir, sağ boş. Bir asimetri oldu orada Hırvatlar'da. E, bu dokunuş takımı ayağa kaldırdı. Keza sabah değiştirdi e, Dalic, bu değişikliklerle de İskoç takımı kuvvetli, güçlü bir takımdı. E, onları ciddi anlamda yıprattılar ve çok hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Ama tabii ki işte İskoçların da 11'i ekrana geliyor. Che pozisyonları var. ya Zaten İskoç'un xg'si daha fazla e, Hırvatlardan ama ona rağmen Hırvatlar çok daha dengeli bir oyun oynadılar ve bu ufak dokunuşların karşılığını almayı başardılar. Bundan sonra 11'i çok değiştireceğini sanmıyorum. Hem Ribic'ten hem Kramaric'ten vazgeçmişe benziyor. E, dalic ve bu sonucun ardından da bu fikrinin arkasında duracaktır. E, gibi gözüküyor. Ama he, tabii ki maçı önce perisit çözdü ya ilk olarak iki tane ya bir gol asist yaptı kafasıyla. Yani i̇lk asist kafayla yaptı. Golü de e, kafasıyla attı. Üç tane şut bası var zaten peris için ama e, aslan payı müthiş e, sağ dışıyla Luka değil mi? Kesinlikle öyle. Yani müthiş gözlerimizin pasını silen bir gol attı bugün Luka Modrić. Onun da şu anda sayıları ekrana geliyor. 115 kez topla buluşmuş Seyhan. Bu çok ciddi bir rakam. Yani 36 yaşında değil mi Modrić? 35, 35, 36, 35, 36. 35. Yani ee, 115 normal standartların çok üstünde bir rakam. Sürekli hani İspanyollar için şey dedik ya burada bir liderleri yok diye. Modric bir lider. Bugün de çıktı sahaya. Hem Dokuz merkez Eylül'de oldu. 36 olacak. Henüz 35 yaşındaymış. Baktım bir yandan. 35 buçuk. <laughs> 36. Gün <laughs> Gül sayalım. Ee, dediğim gibi çok top aldı. Evet. Yani çok sorumluluk aldı. 2012'de mesela İspanya İtalya grubundaydı Hırvatistan. Çok iyi turnuva oynamıştı. Gruptan çıkamamışlardı. Çok taf bir gruptalardı. 2016'da yine çok iyi bir turnuva geçirdi. Hatta bizde olan maçta biliyorsun bir sıfırlık golü evet. Modric atmıştı. Yine e, turnuvanın en iyi orta sahalarından biriydi. 2018 zaten söylemeye gerek yok finale çıkarken domine etti turnuvayı. E, geldik burada hala iş yapıyor e, ki sen de söyledin ya en genci olmuş, en yaşlısı olmuş. E, golünden ziyade takıma önderlik etmesi de çok kritik böyle o bir olmayınca maçta. Olmayınca çok büyük eksiklik çekecek Hırvat milli takımı bu kesin yani böyle düşünüyorum. Real Madrid tabii ki yokluğunu çok fazla arayacak onun yani. Doldurulur da. da. Sonra... Yani evet tamam ya, bence Modric kalitesinde oyuncu bulmak çok kolay değil ya Doruk. Ya yani, yani, uzun vadede diye dedim. Ee, haklısın aslında. Yani işte orta sahada Barcelona nasıl hala Xavi Iniesta'yı bulamıyorsa bence Modric'i de bulamayacak yani Real Madrid. Ya, haklısın evet. Biraz hani ben finansal gücünü ve ki, markasını düşünerek söylüyorum ama haklısın Ama, evet. ama bu arada az önce dikkat çektiğin işte Zatko Dalic'in yaptığı değişiklikler ve bir şekilde Farklı bir şeyler deniyor ve onun da sonucunu alıyor olması teknik direktör dokunuşunun bir kez daha ne kadar önemli olduğunun da altını çizmiş oldu bence. Yani bu turnuvada bunu çok fazla görüyoruz bence Doruk. Yani birçok teknik direktör yaptığı hamlelerle ya işte ilk maçta ilk oyuncu değişiklikleri ardından ikinci maçtaki 11 değişiklikleri yani oyunu ve oyuncuyu tamamen teknik taktiğe göre değiştiren ve bunun sonucunda da onun cevabını alan teknik direktörler zaten yoluna devam eden teknik direktörler oldu. Zatko de işte bunu çok doğru yaptı. Hırvatistan az önce de söylediğimiz gibi hakikaten zayıf halka olarak başlamıştı günün sonunda. Ve hani kadro değeri olarak da hani üst sıralarda sıkımlardan biri olduğu için beklentileri karşılaması adına gruptan çıkması çok önemliydi. Nitekim çıkmayı da başardılar. İngiltere, Hırvatistan ve Çekya çıkmayı garantilemiş oldu. Çekya'yı üçüncü... Lerden biri oldu. Lerden bir tanesi olmayı garantiledi. Dolayısıyla bu gruptan 3-1'den çıktılar. Dediğin çok doğru. Ee, yani bir 7 oyuncusu var son Dünya Kupası finalinden Hırvatistan'ın bu kadrosunda ana e, parçaları olan 7 tane oyuncusu var. Hepsi üç maçta da oynamadı ama genelde oynadılar. Bir önceki maçta farklı bir formasyonda oynamıştı. Biraz e, Kramaric'i entegre etmeye çalıştığından bahsetmiştik Dal için. Ama burada tekrar o üçlü merkezi yani Brozovic-Kovacic... Modric. Modric üç merkezini en güçlü olan yeri tekrar sağladı. O denedi, yanıldı ve hemen geri döndü. Bu sefer farklı parçaları değiştirdi. Daha farklı bir 9 numaralı oynadı. Ee, golcü kanatından Kramerič'ten beklediğini alamadı belki çok golcü bir sezon geçirmesine rağmen. Oraya bile siçi koydu. Ve ufak değişikliklerle tam da bahsettiğin gibi 3 tane 4 tane parçayı değiştirerek takımın bir anda bütün kimyasını, bütün temposunu değiştirdi. Kesinlikle öyle ve hamleleri de zaten bundan sonra da önemli olacak o kesin. Diğer tarafta e, McGregor attı İskoçya'nın golünü değerli izleyiciler. bir bire getiren golü atmıştı. Çok kıymetli bir goldü o gol. Ama şöyle bir İskoçya'nın Avrupa şampiyonalarında attığı gollere baktığımızda bütün o 5 golde hep Mac soy isimli oyunculardan gelmiş. Mc'lerden gelmiş yani. Acaba Mc'lerin sponsorluğu almış mıdır İskoçlar? <laughs> Bilmem. Sen saymıştın bu kadroda kaç tane olduğunu galiba. Ee, evet 5 varmış. Ben, beş mi? Azmış ama şeydeki 96'dakinde 8 vardı. Ben daha fazla diye düşünmüştüm ama biraz hayal kırıklığı oldu yani. Ben de daha fazla diye düşündüm. Özellikle sen ben ilk 8'i bu turnuva diye düşünmüştüm. Ben de kafamda çünkü onu ilk maçta ilk maçta bakmıştım galiba sayı kafamda yanlış bakmış sonra sağlaması kalmış sağlamasını yapmak için girip baktığımda orada gördüm ki 5 var bir bugün, daha sen bil, bugün oynayanlardan ya yani sadece bugün sahadakilerden 3 var. Evet, bir de iki tane, tane, de var. yedek kulübesinde olması lazım. sen ee, de bir daha teyit et. İki tane yedek kulübesinde var. Kadroya alınmayan evet. meki varsa artık onu artık geçmiş bilmiyoruz. Olsun. Artık bilmiyoruz ama 23 kişilik kadroda. <laughs> bu kadar yani. 5 tane. <laughs> söyleyelim o da. Peki efendim. Bu bölümü noktalamadan önce bir de güzel şu anda gerçi İskoçya'nın siz 11'ini ekranlarınızda görüyorsunuz ama bir de güzel e, tweet var. Çok tatlı bir tweet. Onu da ekranlara taşıyalım. Görelim. <laughs> 33.10 Nokia 33.10 vardı. <laughs> Gerçi bu biraz reklama gidiyor mu bilmiyorum ama. <laughs> Demin de ama hamburger reklamı yaptık o zaman. İşin içinden çıkamayız öyle. Evet doğru söylüyorsun. Bu arada dankı... Atıyor muyuz burayı? <laughs> ha, bilmiyorum. Ee, onu ben karar veremem de. <laughs> Duncan'ın attığı tweet var. İskoçya'nın ilk golü 33 onlu dönemdeki şeklinde bir tweet atmış. Çok da güldüm ben bu tweeti okuduğumda. Şöyle bir reklam yapabilirim. Duncan Alexander Twitter'da futbol takipçisiyseniz gerçekten en komik, en zeki adamlardan yani biri. Krali. Acayip şeyleri birbiriyle bağlayan ve biz mesela barışla barış, barış gerçeklerle çok severiz ben de kendisini. Çok seviyorum. Biraz da opta tabanlı olduğu için tabii. Hatta tamamen 30 tabanlı olduğu için. Hala takip etmeyen varsa asıl Duncan'ın birinin reklamını yapacaksak Duncan Alexander'ın reklamını yapabiliriz. Kesinlikle katılıyorum. O zaman geçelim ana yemeğimize. Çekya İngiltere karşılaşmasına. <laughs> Az önce de söyledik zaten. Çekya'da İngiltere'de Hırvatistan'la beraber ki İngiltere grup lideri olarak çıktı. Yollarına devam edecekler. Şimdi Çekya'da tabii ki Patrick Schick'in performansı bu üç karşılaşmada da ön plana çıktı. Gerçi bu karşılaşmada çok fazla ön plana çıktı diyemeyiz ama ilk iki karşılaşma Zaten ilk maça damga vurmuştu. Hatta hı hı. haftaya damga vurmuştu sen de biliyorsun ki. E çok da fazla bir şey yapamadı belki. İngiltere'de tabii en çok tartışılan şeylerden bir tanesi Jadon Sancho'nun bir türlü saat Southgate'in 11 tercihinde kullanılamayan bir isim oluşuydu. Hatta onun üzerine de güzel sohbetler çevirdik. Birazdan devamında konuşuruz ama senin ilk başta oyunla ilgili ne gördüğünü merak ediyorum aslında. Onu sormak istiyorum Doruk. Çünkü sonuç itibariyle Çekya Yoluna devam ediyor ama hani galiba az önce hani teknik direktörlerin altını çizdik ama turnuva takımı olmak ve maç odaklı bakmaya çalışmak, ona göre önlemler almak, hamleler yapmak, performanslar sergilemek ve işte tecrübe kısmı birazcık ön plana çıkıyor sanırım. Özellikle İngiltere'yi düşündüğümüzde. Çok keyif verici bir maç olmadı. Evet. Özellikle ikinci yarısı. Zaten ikinci yarıda İngiltere'nin şut girişimi de olmadı. İlk şut 82 83'te geldi. Biraz sıkıcı bir maçtı. Aslında ama, kıyıntı diyebilirmişiz. Kıyıntı evet ya. Bak tam kıyıntı maçıydı. Haklısın. Düşünememişiz. ama önemli olan gruptan çıkmak yani turnuva oynuyorsunuz. Çok da oyunun tabii ki önemli iyi top oynamanız ama daha sonuç odaklı bir periyottayız şu an. Çok kısa bir periyottayız sonuçta ve Southgate'in gol yemeden gruptan çıkmasından ötürü çok memnun olduğunu düşünüyorum. Bu 3 maçta karelerine 5 şut attırdı İngilizler ama e, isabetli. Ama rakip kaleye de altı tane isabet şut attılar. Zaten en çok konuştuğumuz konu da yaratıcılık problemleriydi bu geniş havuzda. E, bu maç belki zorunluluktan, belki tercihen bilmiyorum grilliş hamlesi geldi. Nasıl Vilesic'i Hırvatlar sürekli puş ediyorlarsa İngilizler de başından beri grilliş'i puş ediyorlardı. Ve e, Saka geldi. Saka şöyle garipti. Açıkçası sakaya görünce ben İngilizler yine üçlü, yani, e, eskiye dönüp üçlü savunma oynayacak diye düşündüm ki yani tek düşünen de herhalde ben değilimdir. Çünkü Saka iki kanat beklerinde oynayan, çok pozisyonlu Hepimiz bir oyuncu. Benzer düşünceye sahiptik. Değil mi? başında böyle bir baktık hı hı. ne yapıyorlardı ya. Ee, ama hem Saka hem Grealish İngilizlerin o eksik olan eee dribbling, tempo şeyini sağladılar açıklarını kapatmışa benziyorlar bu maç özelinde. Tabii erken bir gol gelmesi bize çok sağlıklı bir şey vermez ya. Yani İskoçya maçında mesela kilidi açamamıştı İngiltere. Burada erken bir gol olduğu için zaten sonra genelde ilk yarıda topun arkasına geçtiler ve o alanları buldular. Ama en azından o dinamizmi bu ikiliyle sağladıklarını söyleyebiliriz. Esas İngilizlerin görünümü son periyot yani hazırlık maçları bu maça bakarsak biraz daha böyle bir oyun üzerine kurulacak gibi yani. Çok tauf bir savunmaları var. Özellikle Declan Rice stoper yanına gelince çok fizikli ve çok güçlü oluyorlar. E, Walker zaten öyle. İsterse sola da mesela Trippier yaptığı gibi çok savunmacı bir oyuncu koyabiliyor. Eee savunma önünü de sertleştirebiliyor. E, çünkü İngilizlerin son 4-5 maçına baktığımızda 5 maçın 4'ü 1-0 bitmiş zaten. Evet. Ama hazırlık maçlarında mesela Romanya ve Avusturya'ya daha fazla fırsat vermişler de bu turnuvaya göre. Burada savunma tarafını daha da iyi yapıyorlar. İşte ekrana geliyor maçlar. Yunanistan gelebilir akıllara ama biraz da bu turnuva sana bunu söylüyor Yani Diyor ki mesela hiç gol yeme grup maçlarında turnuva boyunca hiç gol yeme finale gidersin diyor turnuva. Böyle Aynen bir formatı öyle. var yani. İştah yolunda gidersen 3 puan sıfıra vereceği gruptan çıkıp öyle öyle sonuna kadar gidebilirsin. Eskiden olsa bir maçı sıkıştırman gerekiyordu. Gayet pragmatik bir yaklaşım var. Öyle gözüküyor Southgate'in. İşte tam da bu noktada aslında e, acaba tecrübe mi burada yani yılların tecrübesi çünkü bizimle ilgili de yapılan eleştiriler aslında e, takımın evet çok iyi oyuncuları var Şameli futbol takımımızın ama sonuçta turnuva tecrübesi anlamında biraz daha problem yaşayan bir kadro gibi bir yorumlar vardı 2022 için biraz daha umutlu bakılıyor yani ya yapılan yorumlarda hani bunu düşünmek istiyorum ya yani bunu sormak istiyorum çünkü hani Southgate'in <laughs> şimdiye kadar oynattığı oyun da böyle yani normalde bizim İngiltere milli takımı ile ilgili olarak alışık olduğumuz bir oyun tarzı değil. Dolayısıyla bu yüzden diyorum acaba son 16 turunda ya da daha sonrasında e, görebilecek miyiz yani eski İngiltere ya da bu oyun şimdiye kadar izlediğimiz 3 maçtaki oyun herhangi biri yeterli olacak mı? F grubuna gidiyorlar değil mi? F grubundan evet, F biriyle eşleşecekler grubu. ve F grubu Çok doğru bir soru soruyorsun. Oradaki o kıyamet üçlüden iyi durumda gözükmüyorlar. Yani bu futbol yeter mi bilmiyorum. O günle alakalı tabii biraz da bireysel performanslarla alakalı. Aslında İngilizler çok da tecrübeli diyemem. Ya yani 11'leri en genç 11. Hı hı. Bugünkü öyle mi bilmiyorum ama ikinci hafta maçları sonunda en genç 11 İngilizlerin İspanyollardan da gençlerdi. Ama şunu söyleyebilirim. Bu ya Southgate için 2018 bir bala iyiydi belki de. Şimdi daha beklentiler daha artmış durumda. Evet. Elinde de çok güzel bir kadro var. Özellikle değiştirebileceği bir kadro var. Ee, mesela bugün Sancho'yu oynatmadı. Saka'yı oynattı. Ve Saka'yı Sancho'nun pozisyonunda yani. Kanat peki oynatmadı. O yüzden şunu da konuştuk seninle. Tutmazsa dedik e, başta Sakat tercihi başı çok ağrıyacaktı Southgate'in. Ama tuttu. Saka çok özgüvenli oynadı. E, orada da yaptığı hamlenin karşılığını aldı sonuçta. Yani defansif e, ham, aksiyonları da başarılıydı Saka'nın. Bir kumar gibiydi belki de ama başarılı oldu. Ee, şeydi demişti bir basın top e, röportajında turnuvadan önce. İşte çok fazla oyuncu var. Hangisini oynatacaksın? İşte Rashford mesela sahaya girmiyor. Ya da, ya da sonra giriyor. Evet. E, ya da Sancho işte şey geyikleri yapılıyor. İşte çocuk biraz alışıyor, ısınsın. E, geyikleri yapıyor, yapılıyor. E, Southgate turnuvadan önce şöyle bir şey demişti. Sven Goran Eriksson'un da elinde benzer bir kadro vardı. İşte orta sahada Gerrard vardı, Lampard vardı, Scholes vardı. E, ki Beri vardı mesela o takımda. Ve onun da böyle bir takım problemleri vardı. İngiltere milli takımının kalitesi böyledir. E, o yüzden bunda bir, bir, şekilde başa çıkacağız. de bir açıklama yapmıştı. Eğer iyi kullanırsa elindeki herkesi hazır tutabilirse mental olarak. Kane'i kullanamıyor hala. Kane'i kullanamıyor. E, Dominic Calvert'la beni hiç sahaya atmıyor. E, enteresan. Ve Sancho'yu da çok ufak 7 dakika mı izledik? Öyle, Öyle bir şeydi. 7-8 dakika izledik. Gir çıktı yani. Değil mi? Girdi çıktı. 7 girdi, ya, da, 7, 7, ya da, 7, 7 evet ya. 83'te girdi yanılmıyorsam. Evet. 83 değil mi? Evet, 83'de Hadi çünkü girmiş. Şöyle bir şey geçirdim aklımdan, iyi bari bir 7-8 dakika izleyebileceğiz Sancho'yu diye. Mesela Bellingham'ı daha erken attı evet. yanlış hatırlamıyorsam. Yani Bellingham daha genç bir oyuncu, takım arkadaşı olduğu için şu an aklıma geldi. Daha genç bir oyuncu, tabii ki farklı pozisyonda. pozisyonda. Ee, oraya da Henderson'ın da dahil olmasıyla belki İngiltere milli takımı o gençlik durumundan biraz daha tecrübe e, açığını da kapatabilir Jordan Henderson'dan. Evet, Çek ile ilgili olarak ve İngiltere ile ilgili olarak başka konuşmadığımız bir şey var mı diye bakıyorum. Sanırım yok gibi. Ama şimdi tabii eşleşmeler bakıldığında dün zaten belli olmuştu Avusturya İtalya eşleşmesi vardı ve galler Danimark Danimark Galler Danimark eşleşmesi vardı. Onun dışında şu anda netleşen bir eşleşme yok ama günün sonunda çıkan takımlar üzerinden konuşacağımız zaman hani favoriler hani bu gruptan favori ben çok hani yarı final favorisi yani İngiltere bile bence çok mümkün değil gibi görünüyor. Ya bakalım Hırvatlar doğru 11'i bulup üzerine koyarlarsa tabii. O kalite var. Özellikle merkezde o kaliteye sahipler. İngiltere'nin de savunma odaklı futbolu aslında turnuvayı kazanmak istiyorsanız çok makul bir anlayış. Yani iyi tutup ileride çok ciddi Kontra tehditleri var. Şimdi bu takıma Meclis'in mantı gelecek. Ama bir şekilde bırakıyorsunuz yani e, arkada. Bilmiyorum İngiltere gibi bir takımın sadece savunmayı düşünerek başarılı olması bence çok onun oyun karakterine ya da kimliğine çok uymuyor gibi ama geliyor. bugün genel olarak onu sanki evet, gördük Evet evet onu gördük evet. doğru söylüyorsun ama bu ne kadar sürdürülebilir onu bilmiyorum. Ya mesela İspanya 1-0'ı yakaladıktan sonra yine Polonya yarısı aslında oynamaya devam ediyor. Ama İngiltere o skoru aldıktan sonra hemen çekildi. Benim de aklıma takılan şimdi Mount gelince bu takıma, Grealish ile Saka'da iyi top oynadılar. Ki Mount'u bu maça kadar İngiltere'nin yarattığı gol pozisyonlarının yüzde 40'ını yaratmış. En çok top çalan, en çok ikili mücadele kazanan yani sadece hücum olarak düşünmeyelim Mount'u. İki tarafa da etkisi var. Orada Mount ve Chilwell'de e, evet. ikisi de yoktu bugün. Onun da altını çizelim, hatırlatalım daha doğrusu Hı -hı. izleyicilerimize. Malum diğer tarafta İskoçya'da Gilmer, Covid-19 sebebiyle kadro dışında kaldı. Mason Mount da Chilwell'de ikisi de şu anda karantinada ve yaklaşık bir hafta kadar karantinada kalmayı sürdürecekler. Bir maç daha kaçıracaklar mı? Öyle görünüyor. E, galiba kaçıracaklar. kaçıracaklar. Çünkü cumartesi başlıyor son 16'lar. E, ama Mount gelince orada... İngiltere maçı 29'u muydu acaba diye düşünüyorum ama. Yani cumartesi başlıyorsa zaten evet. o 4, günde, 4 günün birinde olacak. Doğru. Belki de yetişirler bilmiyorum. E, tatlı bir dara düşecek yani Southgate'de, Mount'a gelince. Çünkü bugün sahaya attığı ikili de iyiydi. E Sterling mesela son 19 maç 20 gol katkısı yapmış Sterling. E kesilemez. O da kesilemez. E kendinden Kane'den de vazgeçmeyecektir. E yine en ya Saka'dan mı vazgeçecek diyorum ama Girlish o kanada da atmaz herhalde. Çok ya yani sağ sağ ön oyuncusu değil giriliş. ya on oynuyor ya solan oynuyor. Belki Sterling'i oraya yatıp Sterling Mount Grilish yapabilir. E, ya elinde var malzeme. İyi de savunma yapıyorlar. Ne kadar rakipler F grubu ayarında olmasa da e, ama bunu oynayacaklarsa bir turnuva kazanmak için bana çok da mantıksız bir yaklaşım gibi gelmiyor. Şimdiye kadar turnuvaya baktığımızda kulüplere göre en çok gol atan isimleri şöyle bir düşündüğümüzde şu anda damga vuran kulüp 8 golle Inter, 6 golle düzeltiyorum 7 golle Real Madrid, 6'şer gol Juventus ve Atalanta, 5 gol Liverpool ve 5 gol yine Leipzig olmak üzere. Kulüplerden en fazla gol katkısı veren takımlar bunlar. Liglere baktığımız zaman da bugün biraz, biraz bundan bahsetmiştik Doruk. Hı, hı. Ee, Serie A 31 gol katkısı alındı Serie A'da oynayan oyunculardan. 25 gol katkısı Premier League, 24 Bundesliga, 13 La Liga Rusya'da. ve 4 de Rusya. Çok ufak şöyle açıklayayım onu istersen. Ee, sofa skoru baz alarak yaptım bunu. ya yani gol artı asist olarak yapmıştım. Bugün de güncelledik. Ve burada mesela kendi kalesine atılan golleri asist yazmıyor sofa. Galiba opta yazıyor. Ben hani oradan bak bakmadım. Diğer taraftan baktığın için böyle yaptım. Ve şu an oynayan oyuncuları al şu anki takımında olan oyuncuları aldım. Mesela Gerrit Bey'i Real Madrid'e yazdım. Kiralık olduğu için. Ya Memphis da Depay'ı Barcelona'ya yazdım gibi. Alaba'yı Real Madrid'e yazdım. Evet. Tabii şey de diye düşünebilirsin yani. işte Depay 3 gün önce Lyon'daydı ya da serbestti şimdi Barcelona. Ben böyle çalıştım e, açıklamak için Burada sordu. benim kurallarım geçer. Böyle bir çalışma <laughs> yaptım. E, diyelim. Hani o rakamlar nasıl oldu diye şey olmasın. Bu arada o. Mesela kendi karesine olan golü eklesek Atalanta daha da yukarıda. Gosens'in mesela evet. kendi karesine attığı gol de var. E tabii ilk bu kulüp e, rakamlarına bakınca akla bir Gasperini geliyor genel olarak. Atalanta'nın, Atalanta gibi düşük bütçeli bir takımın e, bu kadar fazla oyuncusunun gol katkısı yapması. Gasperini'nin her oyuncusundan böyle canını çıkarıncasına kadar e, işte efor almak istediği, performans almak istediği bence bunun ana sebeplerinden bir tanesi olabilir. Çok haklısın. Çok. E, Mesela bu tablo ya son dönemlerde sanki biraz menajerler oyunculardan rol çalıyor. Ya da e, ben daha çok mesela menajerler üzerinden e, maçları takip etmeye etmekten daha çok keyif alıyorum. İşte e, ana planlarına sadık kalmaları ya da demin bahsettiğim kendilerini ne kadar değiştirecek olmaları. E, sadece oyuncular değil artık menajerler de güçlü bir karakter e, Yeşil Sağlar'da. 2016 yılıydı galiba. E, Futbol dergisi... O sene o yaz bir kapak hazırlamıştı. Winter is coming diye. Akıllara gelecek bir evet. efsane bir kapaktı gerçekten. İşte eee Ranieri, Klopp, Pep Guardiola, Mourinho e, işte o sene kim şu an şey oldu kafa durdu da. Conte, Pochettino. Conte, evet. E, herkesin olduğu şeyde İngiltere Premier League 6-7 tane menajerin olduğu bir kapak hazırlamışlardı. Aslında ligi menajerler üzerinden görmekti bu. Ya yani orada oyuncular değil menajerler üzerinden bu seriadaki yükseliş de biraz e, kaliteli menajerlerden kaynaklı gibi geliyor bana. Kesinlikle. Ve bunu hani sadece tepeye oynayan takımlar olarak bakamayız. Yani düne kadar başaltı olan Atalanta, yani dün dediğim 3-4 seneye kadar başaltı bir takım olan Atalanta e, bu turnuvada damga vurabiliyor. Ya da mesela Locatelli'yi konuşuyoruz burada, Berardi'yi konuşuyoruz. Sassuolo bu lige damga vurabiliyor. Ya da mesela çok gözlerden bir Ivan Juric performansı vardı Verona'yla. Yani normalde mesela defans takımlarını Zeyhan kapanmasını beklersin savunma öncelikle. Adam yüksek presle minimumda gol yemeyi başarmıştı. Bu tarz e, hamleler, bu tarz farklı menajer dokunuşları ligin kalitesini yukarı çekti. E, mesela ne zaman Serie A konuşsak Önder Hoca şey derdi, Serie A'da her şeyin yapılmışı var derdi. Gerçekten de e, öyle bir durum göze çarpıyor. Bundan da mütevellit biraz aslında formasyonlara da yansıyor bu. Yani o kadar çok üçlü savunma görüyoruz ki. Evet. Hem son dönemde Almanlar da biraz buna e, geçiş yapıyorlar. işte Tuval özellikle. Hem de zaten Serie A'da bu çok oluyor. E, bu sebepten İtalya Ligi'nin belki temposu ya da oyuncu kalitesi çok yukarıda değil. Ama inanılmaz menajer dokunuşları olduğu için buraya da yansıyor. Ben şöyle düşünüyorum. Menajerleri de açıkçası. Şimdi... Ronaldo'dan önce ve Ronaldo'dan sonra olarak değerlendirmemiz gerekiyor bana göre Serie A'yı. Çünkü Ronaldo'nun gelişiyle beraber o eski şaşalı günlerine yeniden kavuştu gibi oldu Serie A. Ve Ronaldo'nun gelişinin ardından hem menajer yani teknik direktör bazında hem de kaliteli oyuncuların tekrar Serie A'yı tercih etmesi noktasında çok ciddi bir atılım oldu diye düşünüyorum. Yani oradaki rekabeti yükselttiği için ve hem Serie A'nın hem de Juventus'un tekrar marka değerini yükselttiği için işte tercih eden teknik direktörler ve oyuncular da bir o kadar bence arttı diye düşünüyorum. E sonrasında zaten işte bahsettiğin birçok teknik direktör yeniden olaya dahil olunca dolayısıyla zaten bu akıl oyunları tekrar başlamış oldu. İş tamamen satranca dönmüş oldu ve tamamen bütün maçları teknik direktörler üzerinden okuduğumuz bir hal almış oldu diye düşünüyorum. Ama burada nedense benim için Ronaldo'nun şey Ronaldo gittikten sonra La Liga'nın ve Real Madrid'in değerlerinin düşmesiyle eşler yani gerçekten gittiği yere inanılmaz Kesinlikle. bir şey götürüyor marka ee, değeri. haklısın. Bu güzel tarafı, İtalya'yı Serie A'yı yükselten tarafı, şöyle bir tarafı var. Ya e, Premier League eskileri de çok gidiyor ama Serie A'ya mesela işte Alexis Sanchez, Ashley Young, Christian Eriksen'le Inter şampiyon oluyor. Yani aslında e, prime'ını geçmiş oyuncuların da nasıl e, Bu nestiga genç İngilizlerin Jadon Sancho'dan sonra ya ben gideyim de bir kendimi göstereyim süre alayım e, demek istedikleri işte sonra Ademola Lukman da gitti mesela e, benzer oyuncuların gittiği birlik olduysa da Serie da böyle belli bir e, baremi geçmiş ya da kariyeri artık İngiltere Premier League tutunmaya yetmeyen oyuncuların e, dönüp bakabildiği bir seviye oluyor özellikle son sene Lukaku'nun yaptıklarından evet. sonra ama menajerler konusunda evet haklısın yani bunu Sadece bir İtalyanlar üzerinden ele alamay alamayız, Almanlar üzerinden de ele almamız lazım. İngiltere'yi çünkü çok ciddi şekilde değiştirdi Alman menajerler. Demin de Wenger'in ismini unutmuşum kapakta, <laughs> büyük kayıp e, ettik hocama. E, ama tabii Atalanta tarafı, Gasperini çok önemli ama sadece Gasperini üzerinden okuyamayız Atalanta'yı. Çünkü orada çok ciddi de bir e, scouting başarısı var. Yani gelen ve giden tablosuna baktığında... Mesela altyapıdan çıkardıkları e, Bastoni, Conti, Gagliardini ve kaldı aradan 130 milyon euro kâr elde etti Atalanta. İnanılmaz. İşte Kulusevski'yi 100 dakikadan az oynattı Seyhan. E, 40 milyona Juventus'a verdi. Bir sene sonra Traore'yi yine daha da az oynattı yani. Belki bir maç oynadı Traore. bir iki maç oynamıştı, sonradan girmişti. Onu e, United'a benzer bir paraya sattı yani. Tot sırf bu iki oyuncudan ya da sırf bu altı oyuncudan 200 milyon euroya yakın bir kâr elde etti. Daha bunun kesesi var falan filan. Ama kurduğu 11 verilen bonservislere bakarsan 100 milyon etmiyor Atalanta'da. Direkt oynadığı 11. Ondan sonrası tabii ki senin bahsettiğin o sinekten yağ çıkarma olayı. Yani Gasperini'nin her oyuncuyu alıp en tepeye çıkarması yani. İlk devre mesela Pessina'yı alıp en tepeye çıkarıyor. Sonra Malinovski form tutuyor. Malinovski yerine koyuyor. İşte mesela sadece 3 ayda seri anla skralı oluyor. Yani müthiş. Burada da çok görüyoruz yani. Toloy gol katkısı yaptı. Gossens yaptı. Malinowski yaptı. Miranchuk yaptı. E, bir tane daha var şu an aklıma gelmeyen Atalantalı gol katkısı yapan. Froyler. Froyler yaptı olabilir. mı gol katkısı? Froyler'in oldu? ama. Iyi, ama o da iyi turnuva geçiriyor O da iyi turnuva sonuçta. geçirdi. Mehle yaptı. Mehle, ha, Mehle yaptı, doğru. Ee, Mehle dördüncü de beşinci de yaptı. Hatta hangi, geldi geldi. hangi taşı diye. kaldırsan Gasperini çıkıyor turnuvadan. Böyle de bir gerçek var. Gasperin'i damga vurdu diyebiliriz o zaman. Gasperin'in <laughs> turnuvası diyebilir miyiz? <laughs> Gölgesi üzerimizde diyebiliriz galiba. Şeye baktım onu da çok kısa söyleyeyim mi? Bak, Lütfen. Ya, 24 takımın 13'ü en az bir kere 3'lü savunma oynamış e, turnuvada, yüzde yani 50'sinden fazlası. galleri Switcher oynamış bizim grupta ki İtalya'da bence bizim maçın ilk yarısında 3'lü savunma evet, gibi oynadı. Evet. olayı. Salıp Florenzi'yi tutmuşlar. Evet. Da. B grubu full üçlü oynamış. C grubunda Hollanda, Avusturya, Makedonya. D grubunda sadece İskoçlar oynuyor. E de sadece Polonya oynuyor. F grubunda da Almanya ve Macaristan üçlü savunma oynamış. E, yani bu da hem Almanların hem İtalyanların başarısı, 3 savunma başarısıyla biraz bu turnuvaya etki etmiş olabilir diye düşünüyorum. Aynı fikirdeyim. Dün de hatta bunu biz kendi milli takımımız üzerinden de konuşmuştuk. Hatta bizim o değişikliğe belki ayak uydurmamamız mı bizi biraz daha e, geride tuttu? Yani yeni çağ aya uyduramadık mı acaba futbol olarak futbolun yeni çağına diye düşünmüştük. E, ama sonuçta damga vurdu da zaten ortada. Çok da yani özellikle beklerin çok ön plana çıktığı bir oyun oluyor. Beklenen yıldızlaştığı artık işte santrforlardan ya da işte forvetlerden çok beklerden bahsettiğimiz bir turnuva haline dönüştü zaten. Ki bizde de öyle bir bek vardı. Bahsedebilirdik yani. Tüm Aynen Avrupa öyle. Zeki'den de bahsedebilirdi. Ee, yani nasıl Galil'deki ya, çok... performansından bahsediyor. Evet ama Milli takımdaki performansıyla da bahsedebilirdi. Çok doğru söylüyorsun. Öyle bir turnuva oynuyorsa ya da mesela e, bu kadar ya 3 maçta sonuçta kaç tane 45 dakika oynadık. Ya o 45 dakikaların birinde en azından belki böyle bir şey deneyebilirdik ama tabii bunu denemek için önce onun hazırlığını yapmamız gerekiyordu. Galiba o hazırlığı hiç yapmadık. Öyle gözüküyor. Evet bu arada bugün gündem olan daha doğrusu dün gündem olan bir e, tweet vardı. Daha doğrusu Gerrit Bey'in bir açıklaması. Bu çok e, konuşuldu. Bunun çok şakası makarası yapıldı. İşte Gerrit Bell diyor ki önümüzdeki sezon Ramos'un nerede oynayacağını biliyorum diyor. İşte muhabir de söyleyebilir misin bize diyor. Gerrit Bell de diyor ki evet defansta oynayacak diyor. ya yani böyle bir... mizah be kardeş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten Wales, Golf, Madrid, Mizah. <laughs> Bu sıra... <zaten> <laughs> Bu sıralamada sevgili Mali'nin başlığı. Yani kötü bir espri yapmış kendisi. Buradan kutlayalım. E, troll yani tam troll, olarak. Aynen. Troll demiş. güzel <laughs> çok troll demiş. Güzel troll demiş. <laughs> beyninde en... kendini bulduğu bu turnuvada şöyle bir ben de şöyle bir troll yapayım var. Trolleyeyim insanları özgüvenine sahip olduğu bir duruma geldi. Alışkın bir de Real Madrid'de biliyorsun işte evet. uyuduğu var işte yattığı var falan. Hani Real Madrid'de troll yönünü de çok fazla geliştirmişti. <laughs> evet o zaman süremizin sonuna geldik ama tabii ki süremizin sonuna gelirken elleri paylaşacağız sizlerle. Günün ellerine bakacağız. E tabii ki takım Hırvatistan oldu. O günün oyuncusu da Luka Modrić oldu. E tabii ki bu yaptığı değişikliklerle beraber Zlatko Dalif de işte, günün teknik direktörü oldu. Şöyle bir Hırvatistanla dolu bir en köşemiz var. E zaten dört takım vardı. En iyi topu da Hırvatlar oynadı. İzenis topu. <laughs> o zaman bakalım sevgili Doruğun müthiş tahminlerinde bugünlere var. Eyvallah. Bugün için bakalım neler sunacak bizlere. Büyük riskler alıyorum Seyhan. Zaten dibin dibini gördüğüm için mantığı da, e, aslında mantık da tabii bu Bence mantıklı bu arada de. tercihler. İspanya kazanır Slovakya karşısında diyorum. Diğer 3 maçı da beraberlik diyorum. Ben de diyorum ki İspanya kazanır, İsveç kazanır, Portekiz kazanır, Almanya kazanır. Hepsi farklı mı? Ha İspanya aynı. Evet. Tamam yarın muhtemelen biri adaya veda <laughs> <Birini>. ediyor. <laughs> Öyle olacak bakalım. Evet efendim bayi bölümümüzde paylaştıktan sonra süremizin sonuna geldiğimiz için sizlere veda edeceğiz. Teşekkürler Doruk. Ben teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.